bana çıktığımı mı duydun? X hamster Orhun'un. Anında kurt köpekli. Ve frekans. Kendi anasıyla ruhsu dudaklı X hamster Orhun. Ey kurt köpekli! Köpeğin üstüne tutulan şemsiyeyi ıslanıyor. Yanında havlu getirmedin mi silersin be? X hamsterların ana haberlerine çıkarsın. Kendi anasıyla. Burada ekleyelim iblisin kendi orhusu anasıyla. Başka X hamster Orhun okulu var mı? Gönder X hamster orhusu. Köpeğe bak be. Eskiden çıkar çıkmaz buradan. Buralarda şimdi karşıdan. Evet, bu milletin, bu kendi anılarını X hamster'da beceren milletin X hamster Orhun'lukları bu işte. Hey, sen de komşu Alman yeni gezdiğin arabanla, yeni aldığın arabanla içinde yanıyordu öteki. Oo, bu seni yakar ha, dikkat. Satmış onu, yeni almış. Bir hareket ettir lan, o da dur yıldırım gibi aktadır orada. Benim yararına olduğunu hiç zannetmiyorum komşu. Şu arabaya bak be, ne iş yaparım ancak hayvan taşımacılık yapar. Pencerelerine bakılırsa. Sokak köpeklerini oradan oraya. Yaptığı iş o. Evet, kurt köpekli yanında geliyor mu bir tane belediye çalışanı havluyla? Islatıyor onu hayvanı, hayvan sever. Senin anan var ya, senin anan. Hepinizin Mika anası. X hamster'da Orhun. X hamster'da Orhun ve orada ruhsuzlu dudaklı olduğuyla. Lelle getire transvestiti. Orhan Sevgi Orhun Spun'un kedin şiirini okuyor orada. Sabaha başladık. Bir videom var fakat o özel insanlar için. Anlatacağım ne olduğunu. Tuvalete girdim. Bu sefer yok. Sinek minek ayna üstünde biraz rol yaptım. Daha geç çıktım. Ve burada zamanlamalarına göre secdede olmam gerekirken pencereden baktım. Anında bir sokak köpeğini geçirdi burada. Onları kumanda ettiği gibi burada takılmaya başladım. O vakit benim farzda olmam gerekiyordu. Geçti gitti. Sonra bizim bittikten sonra buraya oturur oturmaz kahveme yarım bardak aldım. Kurt köpekli kuğunu gönderdi. Kendisinde şemsiye. Hayvan tasmalı. Şu an oralarda bir yerde. Hayvan ıslanıyor be. Yanında havlu getirdin mi? Havlu getirdiysen ben videoya çekeyim. Ana habere yollarız. Bu iblisin yönettiği. Olmaz mı? Kurt köpekli kuru. Başka işlem var mı? Şu karşıya yeni bir tip konmuş. Gri. Tır yerine. Yağmur yağıyor. Kalktığından beri. Hayvanlar yağmurda koşturuyor. Bu iblis için. Bu komşunun arabası da bir haftadır orada. Taksicilik yaptığı yerde. Ambulanslarımız da hiç dinmez burada. Frekansı. Sinekleri uzak tutuyor be. Orkun parazitini öldürüyor. Herkes kullanmasın. Unutkanlık da yapar. Arkon Seyfi Arkon'un şiirini unutursunuz. Çay getireceğim. Beyaz çay. X hamster Orhun'u unutma. Çıktım lan. Pedofil, homofil, hayvan tecavüzcüsüyüm bizler. Hamlenizi bekliyorum. Ben bu kabızın intikamını çıkaracağım bugün içinde. Bekleyin görün. Allah önüme bir şey serecektir. Bu arada şundan bahsedelim ya. Şimdi bu evin altı belli. Bodrum çoğu yer gözükmüyor. Duvarla örülmüş. Fakat diğer yerler şu karşıda bir tane yeni bina yapıldı. Şu karşıdaki yapılırken. İnşaat zamanı etrafı yüksek. Yüksek böyle perdelenmiş. Kimse içeri bakmasın diye. Neden? Tarihi eser, hazine belki.
kimse görmesin. Var mı devletin kontrolü bunlarla? Hı? Kontrol ediyor mu neler çıkıyor o temelden? Nereye gitsem görsem bu bina diken çobanların, insanların evinden edip bina yaptığı yerler yüksek duvarla çevrili, kimse bakmasın. Var mı bir kontrol? Var mı bir kontrol bir orada komşulara ölene kadar yüklenen kendi analarıyla sitelerde milletin diktiği binaların temelinden ne çıkıyor? Var mı bir kontrol? Var mı be? Devletin haberi var mı? Böyle ufak bir parça, bir sikke falan. Yeter ki tarihi değeri olsun. 1 milyon dolardan başlıyor. Fiyatı var mı lan bu? Kendi orospu analarıyla sitelerde. Kedim şiirini okuyanların kontrolü var mı? Laf ettik anında bir oradan geldi. Frekansla. Başka yer yok. İlan ki burada, yaya geçidinin üstünde. Yok, müşteri bekliyormuş. Heyecanlandırmak için geldi. Burada, köşede yaya geçidinin üstünden toplayacağız hepsini. Tam bu buradayken, öyle dakik gelenler balkona çıkacağız buradan. Şşt. O şekilde. Bakın diyeceksiniz, siz o sen çoktan çıkmışsınız. Çayıma bakın ve görün nasıl bir yönetim. Kendi orospu anasıyla. Ses ambulansı ses lan, eskiden geldiği zaman ses çıkarırdı. İlla ki ses çıkarırdı, şimdi adını değiştir. Sessiz ambulans yap adını artık. Burayı ver, nerede kaldın lan? Kadrodan çıkarıldın mı? Burayı da iyi gönder, akbaba orhunu. O masum ayakları bana yediremez. Git yine komşunun önünü boka bol. Kazı önce kanalları. İki ağacın oraya yaptığın gibi. Aç kanal yolunu anasını satın. Senin böyle o kadar videoya rağmen kelleni almayan bu yönetim, kanun yönetimi besbelli dün seyrettiğim belgeseldeki gibi cinlerden faydalanıyor. CIA, KGB falan yararlanıyor diyorlar o belgeselde, fakat besbelli bunlar da yararlanıyor. Kendilerini Hazreti Süleyman sanıyorlar. Bir de şeyden bahsettiler, Mehdi'den falan, Mehdi gelecekmiş. Mehdi hepinizsiniz be, var mı böyle? Sıkan birisi baş kaldırsın bu şeytanlara, o Mehdi'dir. Mehdi, Allah'ın gönderdiği doğru yolda giden herkestir. O ortaya çıkacak. Bir el atmazsa kimse Mehdi ne işe yarayacak? Mehdi ne işe yarayacak bu iblisi savunmaya karşı ben? Hepsi gitmiş, kelleyi yemiş. Parazitli, beyin kontrolcü, kemeli, pireli, bikli, say sayabildiğin kadar durmadan kaşınan hayvanlar temizlik ayeti varken etrafa her yol iki adımda bir bok bırakan kasıtlı kasıtlı noktaya noktaya ay sünnetmiş. Caminin avlusunda ağacın dibinde bok kokularıyla yetişen toksoplazmalarla dağılan yumurtalarla her hastalığı nedeni sünnetmiş. Vay canına. O eski Mezopotamya, pardon, İblis'in kaydı gibi bebek hamilelere dayatan bunu pencerelerin dışına. Bebek çocuk avında, sünnet. Kesinlikle böyle Allah öldürür. Neden? Acıyor size. Çünkü kesin olmuşsunuz be. İstediğin ise, doğru yolda olan ise yaşatıyor. Ve bu iblise, bu iki iblise kendini ne diyor? Fakat onların ahirette payı yoktu. Yok tabii, ruhları yok ki. Ruhlarını sattılar iblise. O ruhları o iblisin gözü içinde yüzüyor böyle, inanın. Ufak nokta gibi. O şekilde tek göz. Her yerde. Onun gözünün içinde, yönetiminde. O ruhsuzlar, ruhsuz. Ruh denen bir şey yok. Ruh olmadığını vicdan da olmaz, ahlak da olmaz, hiçbir şey olmaz. Kendi analarıyla Orhan Seyfi Orhan şiiri okuyorlar. Akıllı olan bir alim o şiirlerin üzerinden geçer. Bir gizli mesaj var mı? Tahminen hepsinde var. Hava yağışlı ve soğuk gibi geçecek. Biraz güneşe ne dersiniz? Halledersin. Evet, orayla da geldik. Yem bıraktıktan sonra normal karşılıyoruz bunu artık.
rutin. Anın da çıkmadı. İçin normaldir be. Kurt köpekli kulun nerede kaldı be? Aşağı doğru geçmedi böyle. Çok bok içi var. Kaç yere. Karşıma çıkan ne oldu? 4.90'da dolaştırmayacağım onu. Oo, tesadüftü değil mi? Tesadüfen geliyordu be. Bitiriyoruz ve bu öyle ayet var. Örümceğin ağı eli en zayıf olandır. Bu örümcek ağını yırttın çöpe attın be. Her yeri ele geçirmiş tekerle. Yiyeceklerinizi, ilaçlarınızı, kurumları. Yırttın o ağı be. Akbabanın ağı. Hureyre'nin ağı. Çünkü bu ağ sadece o. Şeyler üzerinde değil. Satanizm, terörizm, ne şeytanlık varsa. Dostum bey be, günün böyle başlayacak. Pencereden baktım mı dışarı? İlk gördüğün evinin önünü boka boğan, belediyenin hayvanlarından belediyenin en devasası. Yeni bir tane adresi biliyor. Bunu bakar bakmaz oradan fırlar böyle gider. İşaretli ağaçlar oraya. Ve 90 bu havada oraya kurulur. Hureyre ile beraber. İlk göreceğin şeyler bunlar olacak. Azrail'im diyen o satanistin dediği gibi hayır onlar burada olacak. Kabul getireyim mi 90 kurulanır. Kendi kendine kurulanın olunca kesinlikle ana habere çıkarsın. Adam gibi kedi. Her neyse tamam. Hayırlı hafta sonu bitti. Haftaya başlayış. İnşallah.